Dikişli bez maske nasıl yapılır? Malzemeler: pamuklu kumaş, 2 adet esnek olmayan 70 cm uzunluğunda, 1 cm genişliğinde kumaş şerit veya 2 adet 25 cm uzunluğunda, 2 mm genişliğinde yumuşak lastik, iğne, iplik, çengelli iğne veya tel toka, makas, mezura. Yapılışı: sıkı dokunmuş pamuklu kumaştan 24 cm eninde, 18 cm boyunda 2 adet parça kesin. Kestiğiniz 2 adet kumaşı üst üste koyun. Uzun kenarları 1 cm içeri doğru katlayın ve dikin. Kısa kenarları 1,5 cm içeri doğru katlayın. İçinden kumaş şerit veya lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından dikin. Kumaş şeridi veya lastiği, maskenin kısa kenarlarının içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin. Lastik kullandıysanız, maskenin yanlarındaki dikişli bölümün içinden geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın. Lastiği çekerek düğümü dikişli bölümün içine getirin. Kumaş şerit kullandıysanız, dikişli bölümün içinden geçirdikten sonra uçlarını bağlamayın. Maskeyi kullanırken bu şeritleri başınızın arkasında bağlayacaksınız. İçinden kumaş şerit veya lastik geçirdiğiniz kısa kenarları büzdükten sonra, kumaş şeridin veya lastiğin maskeye giriş çıkış yerlerini dikerek hareket etmesini engelleyin. Maskeyi yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın. Maske kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: çene, ağız ve burun bölgesi tamamen maskenin içinde kalmalı, yüzle maske arasında boşluk bulunmamalıdır. Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin. Bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın. Kullandığınız bez maskeleri mutlaka su ve deterjanla yıkayın. Çıkardığınız bez maskeyi yıkamadan tekrar kullanmayın. Dikkat! Bez maske 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı yaşayanlarda, şuuru kapalı olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli bulunanlarda kullanılmamalıdır.